Pelerim hepinize selam. Ben Adore Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün normalde üzücü kitaplar için kullandığım bir video konseptini smart kitaplara uyarlamaya karar verdim. Ve 5 tane eve yeni gelen smartlarımdan seçtim. Şimdi bu smartlara birazcık göz atalım. Öncelikle ilk sırada Penelope Douglas'tan Günah'a Davet var. Dex yayınlarından çıktım. Penelope Douglas'ın başka kitaplarını daha önce okumuştum. Ancak tekli olarak okumuştum. Seriyi okumadım. Bu da bir serinin ilk kitabı. Arkasında yetişkin içeriklidir diye bir uyarı yok. Ama bildiğim kadarıyla Penelope smart yazıyor. İçerisinde de bir uyarı yok. Niye yok anlamadım. Ama smarttır yani. Smarttır diye tahmin ediyorum. Sonrasında Bren kitaptan 1 milyon öpücüğü aldım. Bunu ekledim. Bu tek bir kitap ve TikTok'ta bazı editlerini görmüştüm. Hem çok iğrenç editler vardı. Hem de merak uyandıran editler vardı. Bu yüzden çok merak ediyordum bu kitabı. Bunu da bu maratonda beraber okuyacağız. Bunun uyarısı var. Arkasında yetişkin okurlar içinde diye yazıyor. Ön tarafında uyarı var mı hemen bakalım. Evet editör notu da var. Ardından yine Bren kitaptan bir kitap var. Aslında 5 tane kitabı da 5 farklı yayın evinden seçmeye çalıştım. Sadece 4 farklı yayın evi yapabildim. Ama yabancı yayınlarından eklemek istiyordum aslında. Ama yabancı yayınların tüm smartlarını yemişim. Bu yüzden iki tane Ren kitap koymak durumunda kaldım. Diğer kitabımız ise Rina Kent'ten Yalan'ın Yemini. Bunun uyarısı var. Hem arkasında uyarı var hem de sanıyorum ki önünde de vardır. Evet önünde de bir uyarı bulunuyor. Bunu da kenara koyuyoruz. Sonrasında Olympos yayınlarından Küçük Detaylar var. Küçük Detaylar uzun süredir merak ettiğim bir kitaptı. Ancak serinin tamamlanmasını bekliyordum. Ama seri tamamlanmadı. Üçüncü kitap gelecek. Ben ilk iki kitabı aldım. Üçüncü kitabı beklemeyi düşünüyordum ama sonra bu video için vazgeçtim. Çünkü dediğim gibi 5 farklı yayın evinden 5 farklı kitap olsun istiyordum. O yüzden seriyi beraber okumaktan vazgeçmem gerekti. İlk kitabını bu maratonda okuyacağım. Ve son olarak Mart yayınlarından Karanlığın Dokunuşu var. Bunun herhangi bir yerinde uyarı yok arkadaşlar. Ben bu yüzden bunun smart olup olmadığından emin değildim. Geldiğinde de emin değildim. Sonra internetten araştırdım ve birisi kitabın %40'ının konu %60'ının smart olduğunu yazmıştı. Ben de dedim ki madem öyle tabii ki de bu maratona ekleyeceğiz. Bu bir seri. Bildiğim kadarıyla 4 kitaptan oluşuyor. Ve kesinlikle merak ediyorum. Hatta bayağı merak ediyorum. Şu an bu 5 kitaptan en fazla merak ettiğim bir Karanlığın Dokunuşu var. Bir de Günah'a Davet var. Aslında 1 milyon öpücüğü de bayağı merak ediyorum. Yalan'ın Yemini de merak ettiren bir kitaptı. Küçük Detayları da bayağı merak ediyorum. Aslında ben hepsini merak ediyorum. Peki şimdi hangisini okuyacağız? Benim kitapla beraber kıyafet ve makyaj uydurma huyum var. Ve bugün kırmızı giyindiğim için kırmızı bir kitap seçmek istiyorum. Dolayısıyla Yalan'ın Yemini'ni, Küçük Detayları ve Karanlığın Dokunuşu'nu eliyoruz. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi 1 milyon öpücüğüm okusam, Günah'a Davet'im okusam. Sayfa sayılarına bakalım. Bugün çok vaktim yok çünkü. Salonu tercih edeceğim. 494 sayfa. 1 milyon öpücük. Günah'a Davet'e bakalım. Sayfa. Bu da 432 sayfaymış. İşte 400 sayfa. Punto'ya kaldık o zaman. Punto'ya bakıyoruz. Bunun puntosu biraz küçük. Bunun puntosu da neredeyse bununla aynı. Ne yapacağız arkadaşlar? Hangisini okuyacağız? Günah'a Davet'i okuyayım ya. Bunun kapağı daha çok uyuyor kıyafetimle. Siyahlı kırmızı. Ben siyahlı kırmızıyım. Günah'a Davet'i okuyorum. Anlık olarak karar verdim. O zaman şu 4 tane kitabı şöyle şuraya kaldıralım ve Günah'a Davet'le başlayalım. Şimdi ana kadın karakterimizin ismi Erika. Erkek ana karakterimizin ismi ise Michael. Ve bunlar... Ne? Bir saniye. Beynim error verdi şu an. Erika, Michael'ın kardeşinin sevgilisi. Yani kız sevgilisinin abisine mi aşık olacak bu kitap? Aman aman neler oluyor? Şimdi birazcık daha meraklandım bak. Tamam ben hemen okumaya başlıyorum. Çok merak. Let's go! Günah'a Davet 2 bölümü okudum. Öncelikle Erika'nın mevcut sevgilisi olan Trevor'ı hiç sevmedim. Çok sünepe, çok itici bir tipe benziyor. Erika'yı sevdim mi, sevmedim mi emin değilim. Sanırım pek sevmedim. Çünkü erkek karakteri çok yüceltiyor. Ve ikinci bölümdeki olay, spoiler değil zaten. 4 tane erkek ana karakter var. Ve lisedeki Erika'nın sınıfına böyle maskeyle falan girip çocukları seçip çıkarıyorlar oradan. Yani işte havalı dörtlü, maşların dört atlısı yazmış zaten ama o sahneyi gözlerimin önünde canlandırıyor.
canlandırdığımda o kadar cringe geliyor ki. Yani hiçbir şekilde ciddiye alamıyorum. Çok cringe geldi. Aşırı cringe geldi. Yani no. Hayır. Üçüncü bölümden devam ediyorum ama bilmiyorum. Komik. Hepinize merhabalar. Şu anda sayfa 86'dayım. Bölüm olarak da bölüm 6'ya geçtim. Yani 5. bölüm bitti. Arkadaşlar hikaye çok karanlık ilerliyor. Böyle bir afralar, bir tavırlar, bir kasıntı kasıntı hareketler falan. Ya açıkçası ben bu alfa erkek muhabbetini pek sevmiyorum. Güzel yazıldığında hoş oluyor. Mesela Arsene'nin ismini unut. Twisted serisinin ikinci kitabı Çarpık Oyunlar'da. Orada Riss'in alfalığı güzel bir şekilde yazılmıştı bence. Ama bilmiyorum. Bu kitapta çok kasıntı geldi bana. Sanki şey gibi. Bir tane Netflix filmi vardı ya, The Kissing Booth diye. Onun kızın o çocukla sevgili olduğu ve çok daha karanlık bir atmosferde çekildiğini düşünün. Şu anda bana o enerjiyi veriyor. Çok aşırı derecede sevemedim. Çünkü yani tam olarak anlayamadım açıkçası neden böyle hissettiğimi. Sanırım birazcık yapmacık geliyor. Diyaloglar ve davranışlar birazcık yapmacık geldiği için olabilir. Bir de Michael aşırı kasıntı. Çok kasıntı davranışları var. Yani Michael'ın ağzından anlatılan ilk bölüm çok cringe'di. Hiç hoşuma gitmedi. Ama bakalım. Devam edeceğiz. Çünkü okutuyor kendini. Yalan yok. Gayet güzel ilerliyorum. Ancak dediğim gibi yani çok sevemedim. Şimdi sayfa 87'den devam ediyorum. Selam peylerim. Günaha davette sayfa 103'e kadar geldim. Bölümde 7'deyim. Ancak maalesef maratona ara vermek durumundayım. Çünkü neden bilmiyorum, birazcık başım ağrıdı. Sanırım erkek ana karakteri gıcık olduğum için başım ağrımaya başladı. O yüzden ara vereceğim. Maratona başka zaman devam ederim muhtemelen. Ya da dışarıda okurum. Yine size ara ara böyle yorumlarım, bilgilendiririm. Ancak şimdilik ara veriyorum. Smart maratonumuzun ikinci gününden hepinize merhaba. Penelope Douglas'ın günah davetinde son kaldığım yerden 104. sayfada bırakmışım bu arada. Bıraktığım yerden devam ediyorum. Buradan sonra olayların birazcık daha aksiyon alacağını, birazcık daha heyecanlı hale geleceğini umut ediyorum ve okumaya kaçıyorum. Ya saçımın şurası sürekli kabarıp kabarıp duruyor ve ben bunu aşağıya doğru yapıştıramıyorum. Bunlar zaten ayrı bir dert. Şimdi ballarım peteklerim. Kitabımızda sayfa tam 200'e geldim. Bölüm olarak da 13'teyim. Neredeyse yarıladığımı söyleyebiliriz. 430 sayfa falan kitap. Yarılamış sayılırım bence. Ve karakterlerde, özellikle de erkek karakterlerde sevilecek bir şey arıyorum arkadaşlar. Yani sadece bir özellik ya. Yani bir özelliğini tutunayım. Bu sayede kitabı bitireyim diye düşünüyorum. Ancak yok, hiçbir şey bulamıyorum. Hele Damon, yani Damon karakteri o kadar kötü bir karakter ki. Bu arada bundan kastım kötü yazılmış değil. Karakteri kötü. Kişiliği kötü. Aşırı derecede iğrenerek okuyorum. Yani o Damon'ı Allah'a havale ediyorum. Çok kötü bir karakter. Aşırı kötü bir karakter. Çok sinir oldum. Salan teki. Onun haricinde Michael'a da asla ısınamadım. Yani dark romanslarda birazcık daha böyle ne bileyim bir centilmenlik falan görüyorduk. En azından o hoşumuza gidiyordu. Ama ben gerçekten bu kitapta hiçbir şey göremiyorum. Sadece vahşi bir şekilde anlatılan çekim. Karakterler, karakterlerin birbirleri olan çekimi ve Smut var. Bu arada daha asıl Smut sahnelerine gelmedim. Daha kitabın ilk yarısındayım. Ancak böyle, yani bu doğru mu olacak söylemem emin değilim ama böyle bir tadında bir Smut okuyamadım henüz. Sadece arzu ve isteme duygularını okuyoruz. Ve bilmiyorum. Yani ilk yarısında beni pek sarmadı. Yine de bakalım. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ben tam olarak 340. sayfaya kadar okudum. Yanlışlıkla okudum bu arada. 200'den sonra bir kere daha duracaktım. Ama durmayı unutmuşum. Bir baktım 340'tayım dedim. Hemen video çekmem lazım. Güncelleme yapmam lazım. O yüzden minik bir ara verdik. Ve bu kitap benim tüm sinir kaslarımla oynadı. Yani zaten sinirliyim son birkaç gündür. Ve bu kitaptaki karakterler gerçekten bana kafayı yedirtti. Şaka mı dur? Yani her sayfada, her rahatsız olduğum sahnede kendi kendime bu kitabın bir dark romance olduğunu ve bilerek bu şekilde yazıldığını hatırlatmaya çalışıyorum. Ama gerçekten dark romance bana hitap eden bir tür değil. Kendi dalımda güzel bir kitap mı? Evet güzel. Bayağı vahşi. Aşırı derecede vahşi. Ancak sahneleri olsun, kullanılan cümleleri olsun. Ben böyle şeyleri katlanamıyorum. Bu nedenle bana göre olduğunu düşünmüyorum ama dark romance seven birisi kesinlikle bu kitaba bayılır. O da ayrı bir konu. Bir de bu Penelope Douglas'ın kalemi gerçekten insanı kendisine bağımlı eden bir kalem. Ya bırakamıyorsunuz kitabı. Sürekli devamını okuyasınız geliyor. Ama yani Penelope'den en sevdiğim kitap Punk 57 oldu şu ana kadar. Punk 57'den sonra Doğan Bir Kızını okumuştum. Onu çok fazla sevmemiştim çünkü oradaki kız sevgilisinin babasına aşık oluyordu. Kadının yazım tarzı güzel ama her zaman böyle bir takım sakıncalı içerik diyebileceğimiz şeyleri ele alıyor. Punk 57 de lise romantizmiydi. Punk 57'yi daha fazla sevmiştim. Bu kitap ise başlı başına bir travma. Bu arada kesinlikle bir tarafların da bir yerlerin de uyarı olması gerekiyor bu kitabın. Ne arkasında var, ne giriş kısmında var, niye koymamışlar bilmiyorum. Unutmuş olabilirler ama aşırı derecede uyarı isteyen bir kitap. Yani sadece artı 18 yazıp geçmekle olmuyor. İçerisindeki tetikleyici unsurların da bence belirtilmesi gerekiyor. Bakalım. 340'tan devam ediyorum. Çok sevemedim ne yazık ki. Bana göre olduğunu düşünmüyorum. Ama birazcık merak uyandırıyor. Bir de Smut sahnelerinin iyi olduğunu kabul etmek lazım. Bu kadın Smut yazmayı beceriyor. Ona lafım yok. Ve şimdi 340'tan devam ediyorum. Kitabı bitirdim.
Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda arkadaş. Çok cringe sahneler vardı. Sımas'ın iyi olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Sayfa 360'larda bir sahne var. Sözümü geri alıyorum. Smat iyi falan değil. Kesinlikle iyi falan değil. Aklım çıktı. Size yemin ediyorum bu kitabı okurken aklım çıktı ya. İnanılır gibi değil ya. Şimdi bakın bunu nasıl söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yazarın okuru etkilemek konusunda ve okuru kitaba bağlı tutma konusunda yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Hem de bariz bir şekilde. Kadın çok iyi yazıyor. Diyaloglar olsun, sahne anlatımı olsun. Smat'ı bile, yani Smat yazmak bence kolay bir şey değil. Dolayısıyla iyi yazdığını düşünüyorum. Ama işlediği sahneler, işlediği olaylar yani dark romance bile diyemeyiz bence buna. Çünkü dark değil bu. Dark'tan daha koyu bir şey varsa o. Yani buna dark romance demek, şu ana kadar okuduğum tüm dark romance'lerin hafif olduğunu söylemek demek. Bilmiyorum. Çok travmatik bir kitaptı ya. Aşırı travmatik bir kitaptı ve kesinlikle herkesin seveceği tarzda bir kitap değil. Bu kitabı okuyabilmeniz için çok farklı görüşleriniz, çok değişik fantezileriniz olması lazım. Ve sabırlı da olmanız lazım aynı zamanda. Bilmiyorum. Bir şekilde Penelope Douglas okumayı seviyorum arkadaşlar. Buna itiraz edemeyeceğim. Muhtemelen bundan sonra çıkaracağı tüm kitapları okurum. Türkçe'ye çevrilenleri. Bu serinin de devamını kesinlikle okurum bu arada. Çok merak ediyorum ne olacağını. Ama dediğim gibi böyle herkesin okuyabileceği, herkesin zevk alacağı türden bir kitap değil. Puan vermeyeceğim çünkü farklı bir tür. Kendi alanı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla puan falan vermiyorum. Ve şöyle şuraya kaldırıyorum. Bakalım hangi kitaplarımız kalmış. Evet, sarık kitaplarımız. Yalanın Yemini, Küçük Detaylar, Karanlığın Dokunuşu ve 1 Milyon Öpücük. Şu an karar vermeyeceğim. Yarın hangi modda olursam onu okuruz. Şu an sadece gidip Günaha Davet'teki sahneleri kafamdan atmak için uğraşacağım. Smart Maratonumuzun ikinci gününden hepinize selam. Yo, pardon, üçüncü gün mü oldu? Doğru, Günaha Davet'i iki günde bitiririm. Dolayısıyla bu üçüncü günümüz. Şimdi, elimizde 4 adet kitap kaldı. 1 Milyon Öpücük, bu gece okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Karanlığın Dokunuşu, bunlar nedense hala hazır hissetmiyorum. Bunu kenara koyacağım. Küçük Detaylar. Bunu muhtemelen maratonun sonunda bırakacağım. Daha sonra ikinci kitabı okuyabileyim diye. Ve Yalanın Yemini. Şimdi Yalanın Yemini bir seri arkadaşlar. 1 Milyon Öpücük tek bir kitap diye biliyorum. Hangisini okusak acaba? Bu arada ikisi de renk kitaptan. Yalanın Yemini'nin puntosu normal, sayfa sayısı ise 336. 1 Milyon Öpücük'ün puntosu biraz küçük. Yani Yalanın Yemini'nden daha küçük. Ve 496 sayfa. Ve ben bu maratonu bayağı geç saatte çekiyorum. Birazcık yorgunum. Dolayısıyla 1 Milyon Öpücük'ü ne kadar çok merak ediyor olsam da bunu kenara koyacağım. Ve Yalanın Yemini okuyacağım. Bu üç kitabımızı şöyle bıraktık. Evet, Yalanın Yemini. Bunu ne renkle postitlesem acaba? Ya da postitlesem mi? Size arka sayfasını bir okuyayım. Bakın şimdi. Beraber bir challenge yapalım. Ben bu arkayı okurken gülmemeye çalışın, tamam mı? Gülerseniz yenilirsiniz. Benim kocam benim işkenceci. Bir gün şehirdeki en kötü şöhreti sahip adam bana bir iş teklif etti. Benden ölü karısı gibi davranmamı istiyordu. Ve Adrian Volkow hayır cevabını kabul edecek türden biri değildi. İşlerini demir yumrukla yönetirdi ve tüm emirleri hemen yerine getirilirdi. Teklifine karşı iki seçenek sunmuştu. Ya hapse girecektim ya da onun gazabını uğrayacaktım. Ben de başımın üstünde bir çatı olmasını seçtim. Rol yapmanın nesi bu kadar zor olabilirdi ki? Değil mi? Ama yanıldım. Karısının yerine geçtiğim anda her şey kontrolden çıktı. Artık hayatta kalmamın tek yolu Adrian'dan geçiyordu. Peki gerçekten de öyle miydi? Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten şu kısmı okuduğum zaman bana direkt gülme geliyor. Benim kocam benim işkencecim. Bilmiyorum ya, bu tarz şeyleri tek cringe bulan ben miyim acaba? Giriş cümlemiz de şu şekilde. Mantığa karşı gelip kötü adama aşık olan her birimize. Sonra yazarın notu var, en sevdiğim şeylerden birisi okuru uyaran tarzda. Diyor ki üzücü ve rahatsız edici karanlık hikayeler yazıyorum. Böyle notların verilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir adet playlistimiz var. Bir tane bile şarkıyı dinlememişim buradan. Ama açacağım şimdi. Aa pardon, dinlediklerim varmış. Muhtemelen Spotify'da bu listeyi hazırlayan birileri vardır. Oradan dinlerim. Dinlerken de okurum. Tamam, heyecanlandım biraz. Bu arada bölümler kısa, en sevdiğim şey kısa bölümler olmasına bayılıyorum. O zaman ben izin başlıyorum. Bu arada pardon, başlamadan önce dediğim gibi geç saatte çekiyorum bu maratonu. Dolayısıyla şimdi burada suyum var. Burada enerji içeceğim var. Daha yeni açtım. Ve burada da dinozor bardağımda kahvem var. Sadece yapmamız gereken bir şey gösterdim arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Şimdi post-it'imi ayarlayıp okumaya kaçıyorum.
Merhabalar. İlk 50 sayfayımı 48 sayfayı okudum. 5. bölümdeyim şu anda. Ve 48 sayfada 5 bölüm olması süper bir şey. Kısa bölümlere gerçekten bayılıyorum ben ya. Acayip motive ediyor beni. Ayrıca kitaba da çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Olaylar direkt başladı. Ana karakterlerimiz tanıştı. Bu yüzden de bayağı mutluyum. Açıkçası birazcık ön yargılıydım. Birazcık sıkıcı olacak gibi gelmişti. Ama çok süper bir şekilde çekti beni içerisine. Şimdi 5. bölümden devam ediyorum. Ben sayfa 126'ya kadar okudum arkadaşlar. Bölüm olarak da 12'deyim. Bir şey diyeceğim. Postlediğim yerlere bakın şimdi. Sarı renkli olan kısımlar normal postlediğim yerler. Koyu renkli olan kısımlar da toksik bulduğum yerler. Durum bu şekilde. Sürekli olarak kendime bir dark romance okuduğumu, bir ağır swat okuduğumu hatırlatmak zorunda kalıyorum. Yani maraton amacı buydu zaten. Ama wow. Yani tahmin edemediğim sahneler var. Bu Adrian'ın, yani ana erkek karakterimizin dengesizliği beni benden aldı. Çok dengesiz bir karakter ya. Bir diyor ki böyle 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 davranacaksın. Kız öyle 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 davranıyor. Sonra diyor ki sen nasıl böyle böyle davranmayı cüret edersin? Abi bir karar ver. Kızı da çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Birazcık fazla itaatkar bir tip. Günaha davet de öyle değildi mesela. Erika biraz daha sesini çıkarıyordu. Bu sesini çıkarmıyor pek. Bu yüzden bir tık sinirimi bozdu. Ancak şunu da söylemem gerekir ki yazarın dili, akıcılığı efsane. Gerçekten efsane. Çok güzel yazıyor. Bütün bu toksiklikleri falan unutturuyor bana. Çatır çutur sayfa çeviriyorum. Bu kadar akıcı yazması çok hoşuma gitti. Bir sürü de diyalog var. Çok kısa bir süre içerisinde bitireceğim gibi bu kitabı. Şimdi de sayfa 126'dan devam ediyorum. Sayfa 219'da. Benim olarak da 20. bölümdeyim arkadaşlar. Ben gerçekten şunu anladım ki kitaplardaki itiyatkar ve sadist muhabbetini sevmiyorum. Yani minicik bir şiddet içerse bile ve iki tarafın da rızası olsa da ben bunu okumaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Midem kaldırmıyor. Psikolojim kaldırmıyor. Dolayısıyla gerçekten şu an bu kitabı okurken bunu kaldıramadığımı fark ettim. Hoşlanmadığımı da fark ettim. Bana göre bir şey olmadığını da fark ettim. Ancak bunun yanında kitabın bu kısmını bir kenara bırakır yazarın dili muazzam derecede akıcı bir dil. Gerçekten ben bu kitabı bu kadar kısa sürede okumayı beklemiyordum. Tamam putosu falan büyük ama yine de çok daha fazla vaktim alır gibi düşünmüştüm. Ve resmen bitireceğim yani. Şurayı da bitirip videoyu bitireceğim sonra. Resmen kendime şaşırdım bu kadar hızlı okuduğum için. Ama tabii işime geldi çünkü birazcık uykum da gelmişti. Kahvemi bile bitiremedim ya. Termosuma kahve doldurmuştum, yedeklemiştim. O bile bitmedi. Bu arada gerçekten böyle kitabın enerjisini veren, beklenti karşılayacak bir ağır smart sahnesi de okuyamadım henüz. Henüz gelmedi. Umarım burada bir yerde geliyordur. Çünkü ikinci kitap kim bilir ne zaman çıkacak bilmiyorum. Hoşuma gitmiyorsa da okuyacağım bu arada. Çünkü benden bahsediyoruz yani. Terapiye gitmek yerine bunları okuyorum. Sonra daha çok terapiye gitmem gerekiyor ama konumuz bu değil. Lafı uzatmayalım. Şimdilik sayfa 219'dan devam ediyorum. Söyleyecek bir şeyim olmazsa kitabı bitireceğim ve geleceğim. Arkadaşlar bitirdim ve geldim. Ve sonu çok iyiydi. Sonuna bayıldım. Çok güzel bir twist yedim. Hiç tahmin bile etmemiştim. Bu yüzden aşırı mutluyum şu anda. Yani kitaptaki tüm o toksikliği, tüm o gıcık olduğum her şeyi unuttum. Çünkü sonu çok iyiydi. Çok 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 iyiydi. Yani smartmış, romantizm, ne bileyim işte sadistikmiş, itaatkarlıkmış falan hiçbir umurumda değil. O son sahne mükemmel. Tamamıyla olaylara odaklandım. Bu arada kitap aşırı derecede hızlı ilerliyor. Ve hızlı ilerleyen, hızlı yapısı olan kitaplara bayılıyorum. Bu yüzden erkek karakteri sevmesem de, hatta kız karakteri de sevmedim. Yani genel olarak karakterler üzerinden gitmeyeyim en iyisi ben. Çünkü onlarla pek iyi anlaşamadık. Ancak bir mafya kitabı olmasına karşın gerçekten beğendim. Ki ben mafya kitaplarını beğenmem. Bu tam olarak mafya kitabı sayılmıyor açıkçası. Biraz mafya kitabı bence. Ama sonu tüm kitabı kurtardı. Gerçekten o son tüm kitabı kurtardı. Önerir miyim bilmiyorum. Fifty Shades of Grey tarzı şeyleri seviyorsanız okuyabilirsiniz bence. Onu bayağı andırıyor çünkü. Ama bu tarz kitapları sevmiyorsanız hiç bulaşmayın derim. Ama yani yine de benden geçerli notu aldı. Son dakikada çok güzel döndürdü. Teşekkürler Lina Kent. Hiç beklemiyordum ama beğendim. O halde bir sonraki günümüzde, bir sonraki kitabımızda görüşmek üzere. Ben uyumaya gidiyorum. Pelin hepinize selam. Maratonumuzun 1, 2, 3, 4. gününden hepinize selam peylerim. Güneş gitti. Ya saatlerdir güneş tepede. Sıcaktan resmen eridim. Sıvıya dönüştüm. Ama şu kameranın kayıt tuşuna bastığım anda güneş kaçmayı tercih etti. Yapacak bir şey yok. Böyle çekeceğiz. Bugün sizlerle Smart Okuma Maratonumuzun 3. kitabını okuyoruz. Ve bugün direkt seçeceğimi seçtim arkadaşlar. 1 milyon öpücüğü seçtim. Neden bilmiyorum. Kendime buna yakın hissettim. Hatta post-it'imi de ayarladım. Post-it renklerimi de şu şekilde seçtim. Yani birebir renk uyduramadım ama yine de birazcık uyuyor. Yani tam uyumuyor ama yapacak bir şey yok. Kırmızı olsaydı güzel olurdu.
şimdi bakalım 1 milyon öpücük kaç sayfa? 1 milyon öpücük tam olarak 496 sayfa. Yani 4 saatimi falan alır rahat bir şekilde. Ama belki hızlı ilerliyorsa daha kısa sürede bitirebilirim. Ve hemen editör notumuz var. Bu kitap 18 yaş ve üstü okurlar içindir. İçerisinde kültür örnek olabilecek unsurlarla beraber yetişkin içerik sahnelerde bulundurmaktadır. Bu uyarıyı dikkate alarak kitaba başlamanızı tavsiye eder. Keyifli okumanızı içtenlikle dilerim. Ardından bir playlistimiz var. 10 tane şarkı var ve sadece bir tanesini dinlemişim. Bir tanesini biliyorum. Olsun, dinleriz. Ve ardından hikayeniz başlıyor. Size bir ilk cümleyi okuyayım, sonra okumaya geçeceğim. Onu gözüme kestirdiğim o ilk anın üzerinden 3 yıl, 4 ay, 2 gün ve 1 dolu saat geçti. Gördüğüm en güzel kız, varlığımın mutlak felaketi. Daha ilk bölümden, bu arada bu erkek ana karakterimizin ağzından anlatılıyor. Terapiye gitmesi gereken bir karakter bulduk bile. Eğlenceli bir kitap olacak gibi. İzninizle ben direkt başlıyorum. İlk bölümü okudum ve geldim. Çünkü daha fazla okumaya sabrım yetmedi. Hemen sizinle konuşmam gerekiyordu. Şimdi sayfa 10. Dünyada olmasa bile ülkedeki en zengin ailelerden biriydik. Soyumuz nesiller öncesine dayanıyordu. Kelimenin tam anlamıyla bu okulun ve içindeki herkesin sahibiydim. Tek bir kişi dışında. Oysa o bana bakmıyordu bile. Gülerken boğazıma tükürük kaldı. Şimdi bu arada erkek ana karakterimizin ismi Crew. Kadın ana karakterimizin ismi ise Ren. Ren diye mi okunması gerekiyor bilmiyorum. Ben öyle okuyacağım. Şimdi başka bir alıntı okuyorum. Bu da sayfa 12'den. Küçük Ren'imiz bakireydi ve bununla gurur duyuyordu. Kampüsteki herkes onun diğer kızlara kendilerini gelecekteki kocalarına saklamalarıyla ilgili yaptığı konuşmaları bilirdi. Çok acınasıydı. Küçükken sınıfımızdaki kızlar beni dinler ve ona katılırlardı. Kendilerini saklamaları gerekirdi. Bedenlerinin kıymetini bilip bizim gibi iğrenç, işe yaramaz varlıklarla paylaşmazlardı. Yine de hepimiz büyüyerek sevgililiğe ya da tek yüzlük ilişkilere kapıldık. Arkadaşları tek tek bekaretlerini kaybettiler ta ki son sınıftaki tek bakire olarak kalana kadar. Bir şey soracağım. Bu kitabı gerçekten ciddi ciddi okuyorum. Tamam, sakinim, bir şey yok. Sinirlerim bozuldu. Ama ya o kadar da kötü değil. Ama çok saçma bir konu ya. Gerçekten çok saçma bir konu. Neyse, yargılamayacağım. Gerçekten yargılamayacağım. Sakinleşiyorum. Kitabın sonunda muhtemelen kitabı beğeneceğim bu arada. Daha sonra öyle hissettim. Ve izninizle ikinci bölümden devam ediyorum. Bölüm 12. Sayfa 108'e kadar okudum. Birazcık beğenmeye başladığımı söylesem çok mu tükürdüğümü yalamış olurum. Bakın şimdi. Konuyu hala sevmiyorum. Konuya karşı ısınmış değilim. Erkek karakterimize karşı ısınmış değilim. Hatta kız karakterimize bile fazla ısınamadım. Ama Ren'le Crew'un arasındaki o çekim, nefretten aşka dönüşme olayları, o atışmalar, o gerilim çok sardı. Acayip sardı. Zaten bol bol diyalog okuyoruz. Yazarın dili de gayet akıcı. Bilmiyorum arkadaşlar, benim hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Sevmeye başladım. Ama dediğim gibi konuyu hala sevmiyorum. Karakterlere çok fazla ısınamadım. Ama karakterlerin arasındaki kimyayı okumak çok hoşuma gitti. Şimdi sayfa 108'den devam ediyorum. Merhabalar. Sayfa 197'ye kadar okudum. Bölüm olarak da 21'deyim şu anda. Bu arada ben videoyu çekmeye devam edince hava kararmaya devam ediyor. 108 saat daha 5 falan. Resmen fırtına çıktı. Neden? Çünkü ben video çekiyorum. Neyse, şu ana kadar Crew'u gerçekten sevmiyorum. Kendisine hiç ısınamadım. Yani sevecek bir şey bulamıyorum çocukta. Düşünce tarzı, davranışları falan hiçbiri bana göre değil. Ren de yani bazı davranışları güzel, bazı davranışları değil. Bazen çok itici ve gıcık davranışlar sergiliyor. Bazen de diyorum okey, güzel, anlaşılabilir. Hani mümkün olduğu kadar onları sevmemekten uzak durmaya çalışıyorum. Ama sevemiyorum. Üzgünüm. Ve başka ne demek istiyorum? Aralarındaki ilişki aşırı derecede yavaş ilerliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani çok adım adım böyle bebek adımlarıyla ilerliyor. Problem değil. Çünkü kendisini okutuyor. Normalde hızlı ilerlemesini seviyorum ama bu tarz bir kurguda yavaş ilerlemesi tercihim olurdu muhtemelen. Bu nedenle halimden gayet memnunum ve sayfa 197'den devam ediyorum. Merhabalar sevgili perilerim. Şu anda maratonumuzun kaçıncı gününde olduğunu bilmiyorum. Çünkü dün akşam planlarım değiştiği için kitabı bırakıp dışarı çıktım. Pişman mıyım? Hayır. Ama en azından kitabı bitirseydim kendimi çok daha iyi hissederdim. Ama dedim ki en azından bugün çekime başlamadan önce birkaç sayfa okuyayım dedim. Ve sayfa 283'e kadar geldim. Bölüm olarak da 30. bölümdeyim. Arkadaşlar
Lollipop sahnesi. Lollipop sahnesi gerçek midir? O lollipop sahnesi ne ya? Ben bunu normalde TikTok'ta görmüştüm ve sadece mecazi olarak, lollipop'un mecazi olarak kullanıldığını zannediyordum. Gerçek olduğunu bilmiyordum. Bir daha hayatım boyunca lollipop yiyemeyeceğim. Gerçekten psikolojim bozuldu. Hayatım boyunca lollipop görmek bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok şu anda. Çok sinirim bozuldu. Hani bir ara kitabı sevmeye doğru ilerlemiştim ya. Şimdi tekrardan sevmemeye doğru ilerliyorum. Ne yazık ki. Ve kitap bana aşırı derecede kelebeği öldürmek enerjisi veriyor. Ama aşırı derecede. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Sanırım nefret diyalogları yüzünden. Çok güzelsin. Ben de nefret ettiğini zannediyordum. Ediyordum falan gibi cümleler var. Bunlardan dolayı kelebeği öldürmeyi hatırlatıyor olabilir. Neyse şimdi sayfa 283'ten devam edeceğim. Abi bitireyim de yeni kitaba geçelim ya valla. Bu kurgu ne biliyor musunuz? Bu kurgu 300 sayfa falan sürmesi gereken bir kurgu bence. 500 sayfa bu kurguya fazla. Sıkıyor insanı. İzninizle 283'ten devam ediyorum. Sayfa 425'e kadar... Ay çok mu bağırıyorum? Sayfa 425'e kadar geldim. Sinir krizi geçiriyorum. Bir kere yüzük muhabbeti aşırı derecede canımı sıktı. Neden sıktığını az çok tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ama söylersem spoiler olacak. Dolayısıyla söyleyemiyorum. Ve Ren'in babasının tutumu. Abi çok sinir bozucu ya. Aşırı rezil sinir bozucu. Çok gıcık olduğum adama. Böyle bir afralar, bir tavırlar. Sen şu an kimsin demeler falan. Çok sinir oldum. Aşırı rezil sinir oldum. Of ya. Gerçekten kitabı beğeneceğime dair bir umudum vardı biliyor musunuz? Yani ilk başta komik gelmişti. Klişe gelmişti ama ben zaten klişe şeyleri okumayı seviyorum. Dolayısıyla dedim ki bence bu gerilimle, bu çekimle kitap güzel ilerliyordur diye düşündüm ama onun yerine sinir krizleri geçirmeye başladım. Dediğim gibi 425'teyim şu anda. Kaçta bitiyordu? 493'te mi ne bitiyordu galiba? 496'da. Şu kadar kaldı. Okuyup geliyorum hemen. Sonra da bir papatya çayı yaparız artık. Herkese yeniden merhabalar. Bitirdim ve geldim. 1 milyon öpücüğü yani Smart Maratonumuzun 3. kitabını bitirmiş bulunmaktayız. Okuduğum 3 kitaptan en rahatsız edici olanı Günaha Daveti ama en beğenmediğim muhtemelen buydu. Bana birazcık fazla uzatılmış geldi. İçerisindeki elementler çok fazla oradan buradan kapmaydı. Ve o yüzük muhabbeti. Ya uf, yüzük muhabbeti o kadar kötü. O kadar nesneleştirici, aşağılayıcı. Hoş değil arkadaşlar. Gerçekten hiç hoş değil ya. Yani böyle bir şeyi neden yazarsınız? Neden kitabınıza ekstradan koyarsınız? Gerçekten ben anlamıyorum. Sanırım hoşuma giden tek şey Cruel'la Ren'in nefretten doğan muhabbetleri oldu. O da ilk başlarda güzeldi. Daha sonra birazcık sıkmaya başladı. Birazcık cringeleşmeye başladı. Aşırı derecede wet esintisi vardı. Yani onun üzerinden puan verecek olsam kaç veririm? 4-5 falan veririm muhtemelen. Çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben bu kitabı TikTok'ta çok fazla görüyordum ve çok güzel olduğunu düşünüyordum. Bu kitaptan kazandığım tek şey lollipop fobisi oldu. Hayatım boyunca lollipop yiyemeyeceğim. Onun haricinde pek bir şey kazanamadım. Ama her zamanki gibi yine söyleyelim. Yazara da okurlarına da saygımız sonsuz. Sadece bana göre değildi. Hem de hiç değildi. Şimdi arkadaşlar 2 tane kitabımız kaldı. Ve bu 2 kitaptan birisini bugün okumak istiyorum ben. Ama akşama bırakırım muhtemelen. Çünkü bugün vaktim var. Hazır vaktim varken de maratona devam edeyim diye düşündüm. Biraz vakit geçsin. Muhtemelen bu ikisinden birisini seçip tekrar gelirim. Bu nedenle şimdi bir sonraki kitaba geçerim. Smart Maratonumuzun bilmem kaçıncı gününden hepinize selam ederim. Geriye yalnızca 2 tane kitabımız kaldı. Karanlığın Dokunuşu ve Küçük Detaylar. Ancak ben bu videoyu başlatmadan önce çoktan kararımı vermiştim. Bugün canım çok fazla Karanlığın Dokunuşu okumak istedi. Umarım ateşli olduğunu düşünüyorum. Ateşli diye okudum çünkü internette. Ateşli bir Persephone ve Hades hikayesi okusak gerçekten tadından yenmez. Merak ediyorum. Çok merak ettiğim bir kitap. Bu arada 4 kitaplık bir seriymiş. İlk kitabımızın puntosu gayet güzel. Gayet büyük. Rahat bir şekilde okuyabileceğim bir punto. Sayfa sayısı da 400 civarı mı? 409 sayfa direkt 400'e yuvarlayabiliriz. Ama buna bir mor tonlarında, pembe tonlarında mor ve kırmızı çok iyi olur aslında ya. Keşke kırmızı post-it'im olsaydı. Neyse post-it'imi ayarlayayım. Sonra da direkt okumaya başlayalım.
Merhabalar. Ben sayfa 99'da bölüm olarak da 6. bölüme kadar geldim. Açıkçası kurguyu sevdim. Yazarın dilim tarzını çok sevdim. Birinci tekil kişiden anlatmıyor. Üçüncü tekil kişiyle anlatıyor. Genelde üçüncü tekil kişiyle anlatan hikayelerde kendimi motive etmekte birazcık zorlanıyorum. Hikayeye kapılmakta da aynı şekilde. Ama bunda öyle bir şey yaşamadım. Direkt olarak içine doğru çekildim. Bu yüzden de çok mutluyum. Bunun yanında bol bol diyalog var arkadaşlar. Ve bol bol diyalog olduğu için çok hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ben gerçekten diyalog seviyorum ya. Yazamıyorum ama okumayı seviyorum. Sadece ilk 100 sayfada hoşlanmadığım kısım neydi biliyor musunuz? Aslında iki şey var. Birincisi Demeter'in çok boğucu bir anne olması. Kızı darlıyor olması. İkincisi de Persephone ile Hades'in tanışma şeklinin, tanışma anının aşırı derecede cringe bir şekilde yazılmış olması. Tam bir Wattpad tanışmasıydı. Ya istesen bu kadar Wattpad tanışması yazamazsın. Ama onun dışında sevdim. Onun dışında güzel gidiyor. Şimdi 99. sayfadan devam ediyorum. Şimdi ben okumaya devam ediyorum. Ama hikaye çok heyecanla ilerlediği için gittim kendime cips tabağı hazırladım. Tabii ki de en ucuz cipsleri tercih ettim. Ama biraz fazla tercih etmişim sanırım. Fazla mı bu? Fazla değil mi ya? Ben kesin bitiremem. Ben biraz fazla açgözlüyüm sanırım. Merhabalar. Sayfa 207'deyim. Bölüm olarak da 14. bölüme gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Size şunu söyleyeceğim. Bakayım kaçıncı bölüm o sahne. Bölüm 9. Taş kağıt makas bölümü. Şu ana kadar okuduğum tüm kitap boyunca en sevdiğim bölüm oldu. Bayıldım bu bölüme. Aşırı derecede hoşuma gitti. Muhtemelen tüm kitap boyunca en sevdiğim sahne, en sevdiğim sahne daha doğrusu birkaç tane vardı. Bu bölümde olacak hepsi. Çok hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti. Onun haricinde birazcık daha işler alevlenmeye başlasa, şu gerilim birazcık daha tutkulu bir hale gelse hoşuma gidecek. Bir de bölüm 13'ün sonuna bayıldım. Son cümlesi çok hoşuma gitti. Hatta postledim orayı ama göstermeyeceğim size. Okursanız görürsünüz. Ve şimdi sayfa 207'den devam ediyorum. Sayfa 295'e kadar geldim. Bölüm olarak da 20. bölümdeyim arkadaşlar. Ve 19. bölüm. Cici. Öyle yani. Güzel de bunu bir söyleyeyim dedim size. Şu an suratımda fondöten olmasa kıpkırmızı olduğumu görecektiniz. Ama fondöten var ne yazık ki. Afiyetle. Afiyetle. Sinek mi? Neyse. 295'teyim dediğim gibi. Ay gülümsemeden duramıyorum. Sayfa 295'teyim. Ve yanlışlıkla okuyorum şu anda. Bölüm 20'den devam ediyorum. 100 sayfamız falan kaldı zaten bitirip geleceğim. Kitabı bitirdim. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bu kitaba başlamadan önce internetten birkaç tane yorum okumak istedim. Yani sevilmiş mi, sevilmemiş mi, smart derecesi ne kadar, monoton uygun olacak mı diye merak ettim. Dolayısıyla birkaç tane yorum okudum. Türkçe yorum bulamadım. Türkiye'deki okurlar daha kitaba elini atamamış sanırım. Çok fazla Türkçe yorum bulamadım. Ancak yabancı yorumlarda bir sürü kişinin bu kitabı sevmediğini gördüm. İşte bir potansiyeli var ama kitap çok kötü diyen var, çok kötü yazılmış diyen var. Smart kitabın kendi hikayesinin önüne geçiyor diyen var. Bir sürü bu şekilde yorum okudum. Dolayısıyla bu kitaba başlarken benim beklentim bayağı yerlerdeydi. Hatta eksilerle falandı. Asla şu anda sevdiğim kadar seveceğimi düşünmemiştim. Ama beğendim. Gerçekten beğenmeyi tahmin etmiyordum bu arada. Muhtemelen ilk başları güzel başlar, daha sonra kötüleşir diye düşünüyordum ama tam aksi oldu. İlk başı birazcık cringe, birazcık klişe başladı. Sonra güzelleşti. İşte betimlemeler olsun, benzetmeler olsun. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti ya. Rahatsız edici birkaç tane şey vardı. Yine Hades'e birkaç cümlesinde birkaç davranışımda aşırı gıcık oldum. Ama artık yani bu smatlardaki alf erkek laflarına takılmayı bıraktım arkadaşlar. Çünkü her cümlelerine, her kelimelerine takılırsam hiçbir kitaptan zevk alamayacağım. Bunu fark ettim. Dolayısıyla onlara çok fazla takılmamaya başladım ki zaten aşırı derecede yoktu. Birkaç yerde vardı. Onun haricinde dediğim gibi taş kağıt makas bölümü. 13. bölüm müydü? 14 müydü? 13'tü galiba. O hala favorim. O ayrı bir şey yani benim için. Bilmiyorum neden bilmiyorum ama çok hoşuma gitti o bölüm benim. Onun dışında da arkasında bir uyarı yok arkadaşlar ama smartmış. İçerisinde de bir uyarı yok. Yani bilginiz olsun. Ama böyle vahşi ve aşırı derecede rahatsız edici bir smart değil. İşte günaha davetteki gibi ya da ne bileyim tustaktaki gibi değil yani. Birazcık daha normalize edilmiş bir smart var içerisinde. Dolayısıyla ona göre onu düşünüp alabilirsiniz yani. Yani benim hoşuma gitti. Değişik bir şekilde. Gerçekten beklemiyordum beğeneceğimi. İyi. Güzel. Sevdik. Bu arada favori karakterim kesinlikle Lexa'ydı. Hem de açık ara Lexa'ydı. Yazarın başka kitapları var. Daha araştırmadım. Goodreads'te birazcık
bakınacağım. Eğer Lexa'ya ayrı bir kitap serisi falan varsa direkt sipariş vereceğim. Çünkü Lexa'yı gerçekten çok sevdim. Aşırı derecede sevdim. Lexa'nın ayrı bir kitabı olsaydı harika olurdu. Ve evet, yorumum bu şekilde. Krallığın Dokunuşu sanırım tüm kitap boyunca düşündüğümüzde bu maratonda en fazla sevdiğim kitap oldu. Mesela Yalanın Yemin'in sadece sonunu sevmiştim plot twist'ten dolayı. Günah Davet zaten o bambaşka bir şeydi. Yani o hala büyük bir travma bende. Bir Milyon Öpücük de bilmiyorum. Evet. Evet kesinlikle. Favorim şu anda bu. Bir sonraki kitabımızda küçük detaylar olacak. Ama onu bugün mü okurum, başka bir gün mü okurum bilmiyorum. O da burada bekliyor beni. Bir ara okurum. Herkese Smart Maratonumuzun son kitabından selam. Artık bu maratonun sonuna geldik dostlarım. Ve bu maratonda Dreamland Milyarderleri serisinin birinci kitabı olan Küçük Detayları okuyacağız. Ana karakterimiz Rowan ve Zahra. Hemen bir arka kapağı size okuyayım. Rowan, peri masalları yaratma işindeyim. Tema parkları, üretim şirketleri, 5 yıldızlı oteller. Dreamland'i yenileseydim her şey benim olabilirdi. Zahra'yı işe almak başlangıçta gayet iyi bir fikirdi ama onu öptüğümde tüm plan değişti. Bir sahte at kullanarak ona mesaj attığımda işler kontrolden çıktı. Nerede hata yaptığımı anladığımda artık çok geçti. Benim gibi insanlar mutlu sonları mahvetmek için vardır. Yaşamak için değil. Zahra'nın kısmını okuyoruz şimdi. Dreamland'in en pahalı yolculuğunu sarhoş kafayla eleştiren bir teklifte bulunduktan sonra kovulmalıydım. Bunun yerine Rowan Kane bana rüya gibi bir iş teklif etti. Şimdiye kadar tanıştığım en zor patron için çalışmak zorunda kaldım. Rowan kabaydı ve tamamen yasaktı ama kalbim umursamadı. En azından sırrını keşfedene kadar. Milyardere paranın her şeyi çözemeyeceğini öğretmenin zamanı gelmişti. Özellikle de konu aşksa. Evet. Konumuz bu şekilde. Bu kitabın editlerini TikTok'ta sürekli görüyordum ama bir türlü okumadım çünkü serinin tamamlanmasını bekliyordum. İkinci kitap Türkiye'de satışa çıktı, çevrildi ama üçüncü kitap henüz çevrilmedi. Yakın bir zamanda çevrilir diye düşünüyorum. Aslında seriyi tek bir seferde okuyacaktım ama bu maraton için bu amacımdan vazgeçtim. İkinci kitabı da başka bir zaman okurum artık. İçerisinde bir adet playlistimiz var. Bakayım. Sonunda ya. Sonunda bildiğim şarkılar var. Şükürler olsun. Açılışımız şu şekilde. Bir prensle tanışmanın hayalini kurmuş ama sonunda yanlış anlaşılmış kötü adama aşık olan kızlara. Ve sonra direkt kitabımız başlıyor. Bir de sayfa sayısına bakalım. Sayfa sayımız da 427 sayfa. O halde ben izninizle direkt kitabımıza başlıyorum. Merhabalar, şu anda 13. bölüme gelmiş bulunmaktayım. Sayfa olarak da 103. sayfadayım arkadaşlar. Hemen bir ilk 100 bölümle ilgili izlenimlerimi, düşüncelerimi size söyleyeyim. Bir anlatayım, konuşalım. Öncelikle Zahra'nın çok daha cringe bir karakter olmasını bekliyordum açıkçası. Çünkü bu milyarder ya da mafya kitaplarında kız karakter genellikle birazcık böyle cringe, cheesy, bastırılmış olur ya. O tarz bir karakter bekliyordum ama Zahra'nın öyle olmaması hoşuma gitti. Rowan fazla kasıntı geliyor bana. Rowan'ı sevemedim. Yazarın kitabın kurgusuyla ilgili araştırma yaptığı çok belli. Çok fazla detay var, çok fazla bilgi var ve bu çok güzel bir şey. Ancak dili beni hiç sarmadı. Neden bilmiyorum, o kadar akıcının karşılığı ne ya? Tutuk, çok tutuk bir dili varmış gibi geldi bana. Akıcı bir şekilde okuyamıyorum, sayfalar akıp gitmiyor. Hatta ilk 100 sayfayı bir saatten daha uzun sürede okudum. Ki bu benim için bayağı uzun bir süre. Yazarın dili açısından acayip hayal kırıklığına uğradım. O beni çok üzdü, gerçekten çok üzdü. Çünkü bu kitabı çok övüyorlardı. Ama yeni de okuyacağım. Yani okumam için bir sebep değil bu. Elbette ki okuyacağım. Ancak daha uzun sürede okuyacağım gibi duruyor. Bakalım. Hepinize sayfa 203 bölüm olarak da 26'dan merhaba. Öncelikle yazarın dili hakkında düşüncelerim hala aynı. Maalesef değişmedi. Ancak Rowan'la Zahra'nın telefon konuşmaları. Abi o telefon konuşmalarının tatlılığı. Yemin ederim kitaba öyle bir hava katmış ki sıkıcılığı bayağı indiriyor aşağı. Bu arada bende de sorun olabilir. Yani kaç gündür sürekli kitap okuyup durduğum için sıkıcı geliyor da olabilir ama zannetmiyorum. Alışığım çünkü. Neden sıkıldığımı çözemedim. Eğer çözebilirseniz siz de bana söyleyebilirsiniz. Çünkü siz de beni tanıyorsunuz bence artık. Hala çok sıkıcı geliyor. Ama yazışma kısımlarına bayıldım. Gerçekten bayıldım. Harika bir reklam olmuş. Mükemmel bir fikir. Ve Rowan'ın başka bir yüzünü görmemizi de sağlıyor bence. Ve tabii ki de Zahra'nın komik yönünü. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Şimdi 26. bölümden sayfa 203'ten devam ediyorum. Şu anda sayfa 278'den bildiriyorum. Bölüm olarak da 34'teyim. İkinci
İkinci yarıdan sonra yani 200-220'leri geçtikten sonra kitap daha fazla heyecanlanıyor. Bunu size bir belirtmek istiyorum. Çünkü şimdi ilk yarısını sürekli sıkıcı sıkıcı deyip de tüm kitabın hakkını yememek lazım. Şu anda daha fazla sardığını söyleyebilirim. Biraz daha kendimi kurguya kaptırdım. Ancak hala maalesef tüm Marito'nun en sıkıcı kitabı bu ya. Hem de Smart'a rağmen. Bilmiyorum neden böyle oldu ki? Uf. Oysa ki acayip yüksekti benim bu kitaptan beklentim. Çok hayal kırıklığına uğradım ya. Of. Üzüldüm. Keşke sevseydim. Sevmeyi tercih ederdim. Neyse. Kitabı bitirip geleyim bari. Kitabı bitirdim ve geldim peylerim. Ve böylece Smart Marathon'umuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi küçük detaylar benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Nefret etmedim. Aşırı derecede kötü hisler beslemiyorum kendisine karşı. Ama çok hayal kırıklığına uğradım. Çok sıkıldım okurken. Neden bu kadar sıkıldığımı bilmiyorum gerçekten. Ama asla sarmadı beni. Muhtemelen bende bir problem var. Çünkü herkes bu kitabı çok beğeniyor. Direkt olarak benimle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Belki çok daha sonra bir şans daha verir tekrar okurum ancak şimdilik pek önerebileceğim bir kitap olmadı. Sevdiğim bir kitap da değil. Ama devamını kesinlikle okuyacağım. Devamında farklı karakterler anlatıyor çünkü. Şimdi küçük detayları maratonumuzun en sıkıcı kitabı ilan ediyorum arkadaşlar ve kenara koyuyorum. Diğer okuduğumuz kitaplar şu şekilde. Şimdi Günaha Davet kesinlikle açık ara en travmatik kitaptı. Resmen ayakta bir travma bu kitap. Ama Smart olarak da neredeyse en iyi Smart olduğunu söyleyebilirim sanırım. Şöyle bir bakayım. Yani Dark Romance dediğimizde ilk akla gelecek isimlerden birisi olacak bu kitap muhtemelen. Bunu da bir kenara koyuyorum. 1 milyon öpücük. Bunda da birazcık hayal kırıklığına uğradım sanırım. Hayatım boyunca lollipop yiyemeyeceğim bu kitap sayesinde. Yani okunur mu? Okunur. Ama hayatımda okuduğum en iyi Smart'lardan birisi miydi? Hayır değildi. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Sonrasında Yalanın Yemini sonuyla beni kendisine aşırı bağladı. Onun hakkında düşündüğüm neredeyse her şeyi değiştirdi. Ama dediğim gibi bu kitapta işlenen sadist muhabbetini ben sevmiyorum. Midem kaldırmıyor okurken. Ama sevenler için güzel bir kitap olabilir diye düşünüyorum. Yazarın dili çok hoşuma gitmişti. Ve bir diğer yazarın dilini beğendiğim kitap Karanlığın Dokunuşu. Bu da Smart'ları dark değildi. Biraz daha normal Smart'lara sahipti. Yani mesela Günaha Davet 18 yaş yeterli değil o kitaba bence. Bir 20 yaş, belki 21 yaş falan olması lazım. Ama bu da 18 yaştan birazcık altı da okuyabilir sanki. Ama emin değilim. Ama mesela arkasında uyarı yok. Yetişkin okullar içindir falan yazmıyor. Onu da söyleyeyim size. 4 kitaplık bir serinin İlk kitabı kendisi. Yani şöyle bir baktığımızda sanırım bu maratonun favorileri bu iki kitap oldu. Ama Dark Romance seviyorsanız Günaha Davet'i de önerebilirim. Çok vahşi bir hikayesi var. Evet böyleydi. O halde izninizle kapanışa geçiyorum. Umarım gerçekten beğendiğiniz bir video olmuştur. Çünkü çok uğraştırdı beni. Birazcık emek harcamak zorunda kaldım bu videoyu çekerken. Çekerken bu kadar yorulduysam editlerken neler yaşayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Sabahlara kadar uyanık kalmam gerekecek muhtemelen. Ama sıkıntı değil. Size kurban olsun uykularım. O zaman kapanışa geçelim. Lütfen beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İki yerde de adım Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.